arkası yarın. Yıllardan sonra. 4. bölüm. Yapım yönetim Mehmet Köseoğlu. Eser Seçkin Başkan. Uyarlayan Yavuz Selim. Yayına hazırlayan Erol Güldiken. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Kayıt montaj Hasan Dinç. Kocasının ani ölümü üzerine 4 yaşındaki oğlunu alarak baba evine giden Nazan'ı babası İsmail Bey eve almaz. Zira İsmail Bey Nazan'ı zamanında zengin biriyle evlendirmek istemiştir ama genç kadın babasını dinlememiş, sevdiğinle evlenmiştir. Kocasının kızını kapı dışarı etmesine üzülen Naime Hanım yataklara düşer. Öte yandan Nazan Halil adında bir avukatın yanında çalışmaya başlar. Deterjan fabrikası sahibi olan İsmail Bey'in işleri iyi gitmemektedir. Alacaklılar sıraya girmiş ve mahkemeye başvurmaya başlamışlardır. Bunun üzerine İsmail Bey, büyük kızını evlendirdiği zengin iş adamı Metin Bey'den yardım ister. Ama zengin damat kayınpederine yardım etmez. Kocasının iflas haberi Naime Hanım'a şok tesiri yapar ve yaşlı kadın felç geçirir. İsmail Bey şimdi bir devlet hastanesinde bir kanepe üzerinde karısının iyi haberlerini beklemektedir. Naime Hanım'ın çok sevdiği kızı Nazan'ın ise annesinin geçirdiği hastalıktan haberi yoktur. Nazan Hanım. Buyurun Halil Bey. Lütfen odama gelir misiniz? Tabii efendim. Buyurun efendim. Oturun Nazan Hanım. Sizinle bir şey konuşacağım. Hayrola Halil Bey? Bakın geçen gün davasını aldığımız Selim Özel'i hatırlıyorsunuz değil mi? Evet efendim. Selim Bey'in dosyasını okumuş muydunuz? Özür dilerim, göz geçirecek vakit bulamadım. Bakmamakla isabet etmişsiniz Nazan Hanım. Çünkü Selim Bey'in dava etmek istediği kişi kim biliyor musunuz? Hayır efendim, kimmiş? Babanız İsmail Kahyaoğlu. Aman Allah'ım, babam mı? Yani Selim Bey babamı mahkemeye vermek için sizi avukat olarak mı tuttu? Evet Nazan Hanım. Babanız çok kötü bir durumda. Fabrika iflasın eşiğine gelmiş. İşçiler greve başlamış. Sigorta primleri yatırılmamış. Yüzlerce alacaklı fabrikayı icraya vermiş. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Babam iflas etmiş ha. O koca adam sonunda battı, iflas etti ha. Ah zavallı babam. O gururlu, heybetli insan kim bilir şu anda ne haldedir. İsmail Kahyaoğlu'nun babanız olduğunu öğrenince Selim Özel'in avukatlığından vazgeçmek istedim. Ama biraz önce haber aldım ki buna gerek kalmamış. Babanız iflasını istemiş. Bu durumda babam sadece fabrikasını kaybeder değil mi? Ne yazık ki hayır Nazan Hanım. Sahip olduğu her şeyi, varsa evleri, arsaları, arabaları, neyi varsa hepsine el koyarlar. Aman Allah'ım. Yani babam şimdi 5 kuruşsuz biri mi? Bunu mu söylemek istiyorsunuz? Maalesef öyle Nazan Hanım. Çok üzüldüm Halil Bey. Bana her ne kadar insaflı davranmadıysa da o babam, benim ailem. Çok üzüldüm. Zavallı annem bu kötü habere nasıl dayanmıştır kim bilir. Üzüleceğini biliyordum Nazan Hanım. Ama bilmeniz gerek diye düşünmüştüm. Allah Allah, babamların evi cevap vermiyor. Bir de ablamı arayayım. Alo. Abla, ben Nazan. Ne var, ne istiyorsun? Babamın zor durumda olduğunu duydum, doğru mu? Eğer çok merak ettiysen söyleyeyim. Evet, duydukların doğru. Babam iflas etti. Artık ne fabrika, ne ev, ne arsa, hiçbir şey kalmadı.
Aman Allah'ım. Bitmedi. Annem de felç geçirdi ve şu anda hastanede yatıyor. Ne? Neler söylüyorsun abla? Felç mi? Hangi hastanede? Tabii ki devlet hastanesinde. Özel hastanede yatacak paraları kalmadı çünkü. Olamaz. Anneciğim, zavallı anneciğim. Peki şimdi hangi hastanede yatıyor? Cerrahpaşa'da. Hiç boşuna ağlama numarası yapma kızım. Sen iyisin, çektin gittin. Ama ikisi de şimdi benim başıma kaldı, bunu biliyor musun? Sen neler söylüyorsun abla? Onlar bizim anne babamız. Başa kalmak da ne demek? Ayıp ediyorsun. Ya, ayıp ediyorum öyle mi? O halde al da sen bak evinde. Nazan Hanım, ne oldu? Kötü bir haber mi aldınız? Annem, anneme felç gelmiş. Hastanede yatıyormuş. Yapmayın. Hadi hazırlanın. Hemen hastaneye gidelim. İşte, işte babam orada Halil Bey. Baba, baba. Annem nasıl, nerede? Ne işin var senin burada? Baba lütfen, annem nasıl? Bilmiyorum, bir şey söylemiyorlar. Bildiğim tek şey bundan sonraki ömrünü yatalak olarak geçireceği. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Ağlayıp da sinirlerimi bozma. Ne yüzle geldin buraya? Seni bir daha görmek istemediğimi söylemedim mi sana? Bir dakika beyefendi. Bir evladı annesinden ayırmaya hakkınız yok. Hiç değilse anasının acısını paylaşmak, anasının hastalığına üzülmek hakkına dokunmayın kızım. Sen de kimsin? Ne karışıyorsun bizim işimize? He? Ben avukat Halil Gürsoy. Avukat mı? Ne o Nazan Hanım? Yoksa buraya mahkeme ilamıyla mı geldin? He? Baba ne olur böyle şeyler söyleme. İsmail Bey, ben kızınızın patronuyum. Nazan Hanım yanında çalışıyor. Sizin yaptığınız muamele de ayrıca hiç layık bir insan değil. Neye layık olup olmadığını ben bilirim beyefendi. Sizi ilgilendirmez. Hem ne çalışması bu Nazan? Neden çalışıyorsun ki? Ömer'in ölümünden sonra çalışmak zorundaydım baba. Yalnız kendim değilim. Bir de oğlum var. Kime sordun çalışırken? Oğlumu alıp evinize geldiğimde beni kovdunuz. Ne yapabilirdim başka? Oğlumun nafakasını çıkartmak için çalışmak zorundaydım. Annemi görmek istiyorum baba. Hayır, göremezsin. Siz burada durun Nazan Hanım. Ben şimdi doktorla görüşür, durumu öğrenirim. Durumun kötüymüş baba. Annem de iyi değilmiş. Ne yapmayı düşünüyorsun? Ne mi yapacağım? Kızımın, tek kızım Handan'ımın yanına gideceğim. Ağır konuşuyorsun baba. Ben de senin kızınım. Hayır. Değil mi ki sen benim sözümden dışarı çıktın? Kızım değilsin benim. Nazan Hanım, benimle gelin. Doktorla görüştüm. Annenizi görebilirsiniz. Şu köşedeki odada yatıyor. Sağ olun Halil Bey. Allah sizden razı olsun. Anne, canım annem, beni duyuyor musun? Ne olur ölme annem. Yaşa, benim için olsun yaşa anneciğim. Sana öyle ihtiyacım var ki, seni özledim. İyileşeceksin. Senden uzak geçirdiğim günlerin acısını birlikte çıkartacağız ana. Daha doğru dürüst torununu bile görmedin. Onu öyle çok seveceksin ki. Seni çok seviyorum anneciğim. Canımdan çok seviyorum. Hanımefendi lütfen. Bir şey mi dediniz doktor bey? Artık dışarı çıkın. Merak etmeyin, anneniz emin ellerde. Bana inanın, ona çok iyi bakıyoruz. Ama şimdi yalnız kalıp dinlenmesi ve hiç üzülmemesi lazım. Peki, peki doktor bey. Size kartımı vereyim. Eğer annemin durumunda bir düzelme olursa bana haber verirsiniz değil mi? Tabii, hiç merak etmeyin efendim. Nasıl, annenizi gördünüz mü Nazan Hanım? Gördüm ama o beni görmedi. Yarı ölü gibi. Her tarafına bir şeyler takmışlar. Zavallı annem. Aç mısın baba? Bir şeyler yemek ister misin? İstemem. Ben gidip yiyecek bir şeyler getireyim size Nazan Hanım. Size de çok yük oldum Halil Bey. Estağfurullah. Baba, istersen ben kalayım annemin yanında. Sen gidip biraz dinlen. Gerek yok. Karımın yanında kalırım ben. Baba, o senin karınsa benim de annem. Annen olduğunu şimdi mi aklına getirdin? Hiç unutmadım ki sizleri baba. Ben seni de annemi de hep sevdim. Ama sen istemedin beni evinize. Sen ne dersen de ben annemin yanında kalmak istiyorum. Evet, ayranla toz getirdim size. Buyurun. Zahmet oldu size efendim. Buyurun İsmail Bey, bir şeyler yiyin. Teşekkür ederim, ben istemiyorum. Ama aç aç olmaz ki, ayakta durmanız lazım. Lütfen biraz yiyin. Acıkırsam kendime yiyecek bir şeyler alırım.
Baba, lütfen bir tost olsun ye. İstemiyorum dedim ya. Neyse, ben gideyim Nazan Hanım. Siz bir iki gün gelmeyin işe. Annenizle ilgilenin. Ah, sağ olun Halil Bey. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Hah, şu paraları da alın. İnsanlık hali. Ne olacağı belli olmaz. Üzerinizde bulunsun. Beni utandırıyorsunuz. Ne demek, rica ederim. Hadi geçmiş olsun. Baba, annemden haber var mı? Kızım, andanım. Daha bir haber yok. Merhaba demek yok mu abla? Farkına varmadım. Sen de mi buradasın? Bütün gece buradaydım. Karnın aç mı, yemek yedin mi baba? Hayır, yemedim. Birazdan sana bir şeyler alırım. Bu saate kadar aç durulur mu? Biz almıştık ama aç değilim diye yemek istemedi. Senin elinden yemek istememiş adam. Ama ben alırsam yer, öyle değil mi baba? Evet, yerim. Baba, seni bu akşam evime götüreyim de dinlen. Perişan oldun. Buradan ayrılmak istemiyorum kızım. Olmaz baba, benim evim senin evin. Gelip dinleneceksin. Burada boşu boşuna beklemenin bir anlamı yok. Peki, sen nasıl istersen handanım. Siz gidin, ben annemin yanında kalırım. Gerek yok. Kadın zaten yoğun bakımda. Kalsan ne olur, kalmasan ne olur. Neden benimle böyle ters konuşuyorsun abla? Ben ne yaptım ki sana? Babama yaptıkların yetmez mi? Onun lafından dışarı çıktın. Üzdün onu. Bunu tartışmanın yeri burası değil. İsterseniz gidin, ben annemin yanında bekleyeceğim. Ne yaparsan yap. Hadi baba, kalk, evimize gidiyoruz. Peki kızım. Baba bak aklımıza ne geldi. Oturduğunuz köşk ipotekli demiştin ya. Evet. Metin dedi ki köşkün ipoteğini çözdüreyim, baban senin üstüne yapsın dedi. Ne dersin, köşk başkalarına gideceğine benim olsun bari. Köşkü alırsan yine bizi orada mı oturtacaksın? Ay, koca köşk size büyük gelir. Kiraya veririm orayı. Siz de bu küçük odada kalırsınız annemle birlikte. Size bir de küçük televizyon veririm. Akşama kadar film seyredersiniz, tamam mı? Nasıl istersen öyle olsun kızım. Ama biliyorsun, annen hastaneden çıksa bile yatalak oldu. Nasıl bakılacak kadına? Vallahi kadın tutacak halimiz yok baba. Sen bakarsın artık. Peki. Hadi sen şimdi istirahat et, ben Metin'e bir telefon açayım. Alo, Metin hayatım, nasılsın? Babamla konuştum, tamam o iş. Şu köşk işi canım. Sen yarın parayı yatırıp ipoteği çöz. Tamam, babam köşkü benim üstüme yapacak. Ne mi dedi? Ha, ne demeye hakkı var ki? Bedava oda verdim ona. Yiyecek, içecek, daha ne istiyor Allah'ından? Hadi canım, görüşürüz. Keşke duymasaydım bu konuşmaları. Keşke kulağım sağır olsaydı da Handan'ın bu söylediklerini duymasaydım. Ben bir yerde yanlış mı yapıyorum yoksa Allah'ım? Sevildiğimi zannederken kullanılıyor muyum acaba? Baba geldin mi? Annenden haber var mı? Doktorla görüştüm. Durumu iyiye gidiyormuş. Bütün gece hiç uyuyamadım. Neden sen geldin? Ablam gelseydi ya. Ablanın işi var. Çoluğu yok, çocuğu yok. Çalışmıyor da ne işi varmış? Seni bu yaşta neden gönderiyor buraya? Ben karımı beklerim. Kimsenin yardımına ihtiyacım yok. Hadi git sen. Bütün gece uykusuz kalmışsınız. Keşke evinize gitseydiniz Nazan Hanım. Olsun efendim. Hem evime gitsem de uyuyamam ki. Neden? Sinirlerim ayakta da ondan. Sizden sonra ablam Handan geldi hastaneye. Yine bir sürü iğneleyici laflar etti. Hadi babanızın size olan öfkesini anladım da... ablanızın sizinle ne alıp veremeyeceği var? Söylemeye utanıyorum ama... ablam küçük yaştan beri hep beni kıskanırdı. Ondan güzeldim, ondan akıllıydım. Ve tesir altında kalmadan kendi kararlarımı kendim verebiliyordum. Beni bu yüzden sevmez. Ama babama olan bu aşırı ilgisini anlayamadım. Zira ablam menfaati olmadan kimseye selam bile vermez. Babamla annemi kendi evine alacağına göre mutlaka bunun arkasında bir çıkar yatıyordur. Ne çıkar olabilir ki? Babanızın hiçbir şeyi kalmadı. Yine de ablamın umduğu bir şey vardır.
Affedersiniz. Buyurun, avukat Halil Bey'in bürosu. Nazan, sen misin? Evet, siz kimsiniz? Bir sen, okul arkadaşın. Hatırlayabildin mi? Aha, bir sen. Tabii, nasıl hatırlamam? Hayrola, telefonumu nereden buldun? Annemi tedavi eden doktordan aldım. Geçen gün kartını vermişsin ona. Sana söylemeyi unuttum. Ben Cerrahpaşa Hastanesi'nde hemşireyim. Ah, ne kadar güzel. Anneni biraz önce götürdüler Nazan. Kimler? Ablanla baban. Ayol, ablan ne kadar değişmiş öyle. İnsanlara öyle tepeden bakan biri olmuş çıkmış. Beni tanımasına rağmen zar zor bir gülücük beledi dudaklarında. Bilmez misin onu bir sen? Demek annemi götürdüler ha? Peki durumu nasıldı annemin? Doktora göre daha hastanede kalması gerekirdi ama ablan hastaneye boşuna para ödemeyelim, biz evimizde daha iyi bakarız diye zorla imza vererek alıp götürdü anneni. İyi ama babam karşı çıkmadı mı ablamın bu hareketine? Belki laf etmek istedi ama ablanın hareketleri karşısında boynunu büküp sustu. Ne olmuş o koca adam öyle? Kader bir sen, kader. Peki annem nasıldı? Doktora göre müşahede altında kalmasında fayda vardı. Annen yatalak bir hasta artık Nazan. Tamamıyla felç. Yarım yamalak konuşabiliyor zavallı. Yazık koca Naime Hanım, ne hallere düşmüş. Haber verdiğin için teşekkür ederim Birsen'cim. Bir ara görüşelim. Olur canım. Hoşça kal. Annemi taburcu etmişler. Sahi mi? Buna çok sevindim. Demek ki durumu iyi. Hayır, tam iyi değilmiş. Arayan bir hemşire arkadaşımdı. Ablamla babam tam iyileşmeden imza vererek annemi hastaneden çıkarmışlar. Allah Allah, neden yapmışlar bunu peki? Hastane masraflarını kısmak için. Babam beş parasız ablama muhtaç oldu. Zavallı annem, bundan sonraki hayatını hep yatakta geçirecekmiş. O mağrur, gururlu kadın bir yatağa mahkum oldu. İyi ama burnundan kıl aldırmayan ablam Handan anneme nasıl bakacak? Yıllardan Sonra adlı oyunumuzun 4. bölümünü dinlediniz. 5. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.